Beyler, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoya çok farklı bir giriş yapacağım. Öncelikle giriş yapmadan önce, bu arada gerçekten çok farklı bir giriş yapacağım, bekleyin. Belki hiçbir YouTuber bir videoya böyle giriş yapmamıştır ama giriş yapmadan önce şunu söyleyeyim. Biraz önce halı saha maçından geldim, duş aldım. Saçlarımı falan açık, direkt bağlamadım. Saçlarımı bu sefer böyle idare edin. Bilmiyorum güzel mi, bazılarınız hoşuna gider ama bu videoya dediğim gibi farklı bir giriş yapacağım. Giriş yapmadan önce videonun sonunda söylemem gerekenleri başında söylemek istiyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olun. Bunları söylemeyi harbiden çok sevmiyorum ama söylemek zorundayım. Çünkü hatırlatmak iyi oluyor bazen. Şimdi çok farklı giriş yapıyorum. Hazır mısınız? Selamünaleyküm. Bu videoya böyle giriyorum. Aleykümselam dedenizi der, duyar gibiyim beyler. Beyler, bu videonun konusu boy uzatmak için neler yapmak gerekir? Hiçbir şey okumadım. Kendi bildiğim kadarıyla size bir şeyler söyleyeceğim. Bu arada çok böyle detaylara girmeyeceğim. Yok şunu yiyin, yok şöyle yapın falan. Yok işte masaj yapın, kasları esnetmek işte falan filan. Onlara falan hiç girmeyeceğim. Kısa öz yapmanız gereken şeyleri size söylüyorum boy uzatmak için. Öncelikle şunu söylüyorum. En önemlisi tabii ki genetik. Yani benim bu söylediklerimle veya ne yaparsanız yapın en fazla boyunuzun uzayacağı, hadi 3 santim, 4 santim, hadi maksimum 5 santim olsun yani. Ondan sonrası çok zor ve bu çok uzun vadede. Yani 2 sene, 3 sene sonra ve yaşınızla da bağlı tabii ki de bu. Eğer 18-19 yaşınızdaysanız daha kolay. Tabii ki 16-17'seniz daha iyi sonuçlar alırsınız. İşte 19-20 ise biraz daha, artı 21-22 ise biraz daha az sonuç alırsınız. Geliyorum ne yapmamız gerektiğine. Beyler, önce beslenmeden ufak taktikler vereyim. Kötü beslenme. Yani şeker, sürekli şeker tüketmek, alkol tüketmek, işte uykusuzluk bizim boyumuzun uzamasını engeller, çok yavaşlatır yani. Bebekler mesela, yine bebeklerden bir örnek vereceğim. Bir videoda daha örnek vermiştim bebeklerden. Bebekler ne yapıyor? İnsanın en hızlı büyüdüğü zamandır bebeklik dönemi. Bebekler ne yapıyor? Yemeğini yiyor, uyuyor, büyüyor. Yemeğini yiyor, uyuyor, büyüyor. Yemeğini yiyor, uyuyor, büyüyor. Biz de öyle. Uyumak çok önemli boyumuzun uzaması için. Gerekli vitaminleri, mineralleri almak da çok önemli. Süt, herkesin bildiği gibi. Boyun uzamasında gerçekten yardımcıdır. Kalsiyum var. Kalsiyum almak yardımcıdır. İşte süt, peynir, işte lahana, kuru incir, kayısı. Bu arada kayısıyla sütün tadı çok güzel oluyor. İkisini birlikte yerseniz boyunuzun uzamasına yardımcı olacak. Birkaç bir de egzersiz söyleyeyim yapmanız gerekenleri. Barfiks demiri var ya beyler. Barfiks demirine çıkıyorsunuz. Kendinizi böyle tutuyorsunuz, tamamen serbest bırakıyorsunuz kendinizi. Yani böyle durmak için kendinizi kasmayın böyle. Tamamen serbest bırakın, şöyle gevşeyin, gevşeyin baba. Rahatlayın baba böyle, tamam mı? Tamamen kendini bırak, asılabildiğin kadar asıl. Bu da senin boyun uzamasında ciddi rol oynayacak. Gerçekten ciddi rol oynar. Çok önemli şeylerden bir tanesini söyleyeceğim. Bu sadece boy uzatmak için değil, her zaman yapmış olmanız gereken bir şey. Antrenman sonrası açma germe beyler. Antrenman sonrasında açma germeyi sadece boyunuzun uzaması değil, hem daha hızlı büyümeniz için, hem daha sağlıklı olmanız için, hem sakatlıklarınız daha az olması için antrenman sonrasında açma germeyi kesinlikle yapın. Ve boyunuzun uzamasında da gerçekten etkili olacaktır. Yani şöyle düz bir mantık yürütelim. Kaslarınız geniş olmadan, rahat rahat esnemeden boyunuzun uzamasınızı nasıl bekleyeceksiniz ki? Boy sadece kemikten değil ki. Kemiği büyütmek için tamam, süt, kalsiyumlar falan dedik kemiği sağlamlaştırmak için ama sadece kemik yok ki, kas var, bölme, her şey var. O yüzden açma germe yapmak, deriyi, kası genişletmek boynuzun uzamasına yardımcı olur. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam, kemiği güçlendirdik, uzatmaya çalıştık. Kemik büyümeye çalışıyor ama kaslar hala gergin olduğu için o kemiği tutuyor. O yüzden bütün her şeyimize yardımcı olacak. Yani asılarak vücudumuzu rahatlatacağız. Açma germemizi yaparak kasları gevşeteceğiz. Sağlıklı beslenerek, sağlıksız beslenmeyerek İşte kemiklerimizi güçlendireceğiz. Bu şekilde boyumuzun uzamasına 1-2 santim yardımcı olabiliriz. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın çok büyük sonuçlar beklemeyin. Yani böyle 10 santimlik falan sonuçlar kesinlikle beklemeyin. Genetiğinizde varsa zaten uzunsunuzdur. Genetiğinizde yoksa bu egzersizleri yaparak, sağlıklı beslenerek, sağlıksız beslenmeyerek 2-3 santim yaşınıza göre belki maksimum 5 santim boyunuzu uzatabilirsiniz. Çok fazla da böyle bir şey beklemeyin. Bir de şunu söyleyeceğim. YouTube'da falan, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta falan birkaç reklam gördüm. İşte boyunuzun kısa olması kaderiniz değil falan. Böyle şeylere sakın
İnanmayın. Bunlar para tuzağı. Sonradan eğer alıp kullanırsanız vay İbrahim kardeşim vardı, böyle böyle demişti de onu dinlemedim demeyin. Sakın böyle şeyler almayın. Başka diyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa videonun altına yorum olarak yazın. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan sorunuzları sorabilirsiniz. Bu arada ben videolarıma montaj yapmıyorum, evet. Direkt çekiyorum, direkt yüklüyorum. Çünkü ne montaj yapacak bir bilgisayarım var. Sadece bir telefonum var. Telefondan çekiyorum. Direkt YouTube'a atıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşürüz. Peace out.